Merhaba arkadaşlar, tekrardan Merhaba, selamlar. merhaba. Bugün şöyle söyleyelim, Kanal Sadakat puanlarıyla satın alınan ilk yayın içeriğini icra ediyoruz. İlk video içeriği Yiğit arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu sefer Oğuzhan arkadaşımız tarafından satın alınan yayın lore içeriğini sunacağız sizlere. Satın alan arkadaşımızın da Niki bu şu anda. Sizlere böyle söyleyeyim, başlayayım. Bunun da reklamını yapmış olalım. Evet, reklamımızı yapalım. Bizim kanalımızda Kanal Sadakat puanları ile arkadaşlar içerik satın alabiliyorsunuz. Tabi biraz zahmetli, biraz fazla izlemek gerekiyor. Öyle hemen gelip ben işte oturayım bir hafta izleyeyim, benim istediğim hikayeyi anlatsınlar modu yok. Birazcık sabretmeniz gerekecek. Biraz da greedy olmanız gerekecek çünkü Evet. aldığınız puanları kullanmayacaksınız. Yani özellikle Kanal Sadakat puanları hediyeleri için. Zaten Evet. çok fazla bir seçenek de sunmadık o anlamda. Biraz kısıtlamaya gittik. Sadece abonelik becerilerini açabiliyorsunuz ve dediğim gibi bu içeriklerden satın alabileceksiniz. Bu girişimizi yaptıktan sonra neyi anlatacağız? Onları dedim, onu size açıklayayım. Alunet'i anlatacağız arkadaşlar. Yayın başlığından da zaten anlamışsınızdır. Alunet bir item arkadaşlar. Bir artifact silah. Büyük ihtimalle ben Oğuzhan'a artık yayınlarımıza gelip gittiğinden az çok tanıdığımdan dolayı diyeyim. Biraz pis bir ağzı var, biraz pis bir mizacı var. Bu silah sizinle konuşabiliyor. Özellikle Legion döneminde pek çok sınıf için bu tarz konuşan silahlar, size whisper atabilen silahlar mevcut oldu. Özel warlocklarda işte oldu, şeyde priestler de vardı ve mage'ler de bunlardan bir tanesiydi. Bu Alunet de bizi çok aşağılıyordu, çok kibirliydi. Ama yani içinde barındırdığı gücün hakkını veren bir kibir var. Yani normalde evet, biz der ki oyuncuları sıradan oyuncularız. Arcane mage'ler gidip bu silaha sahip olabiliyorlar basit görevleri yerine getirdikten sonra. Ama bunun bir geçmişi var. Bu silah gerçekten çok güçlü ve bu yüzden de kendine çok güveni var. Çok yüksek bir güveni var. Yani kibir seviyesi inanılmaz yüksek. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Benim hatırladıklarımdan biri şuydu. Siz mesela bu Conjuring Food var. Mage'ler hani mama açabiliyor ya aşkım. Mama açıyorsun. Şey diyor, evet diyor. Elinde diyor çok büyük bir güç var. Sen git puding yap diyor. Falan böyle yerdiği whisperları var. Onların sıralı listesini arkadaşlar şurada bulabilirsiniz. WoW Gamepedia'da Alunet'in sayfasına girdiğinde bunun şeyleri, nasıl söyleyeyim, söylediği sözler var. Hepsini sıralı bir şekilde bulabilirsiniz. Çok fazla şimdi tek tek o konuya da girmeyeyim. Şimdi Alunet'in geçmişine gelelim. Alunet şimdi bir sanki bir kişiymiş gibi hitap ediyoruz. Sanki bir bireymiş gibi hitap ediyoruz ama aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Warcraft tarihçelerinde de entity olarak geçiyor. Yani bir varlık. Ama daha çok böyle şey gibi düşünebiliriz. Çünkü bunun aldığımız görevi, yani bu item'ı aldığımız görevi yapmaya gittiğimizde bu Voidwalker'ların yani bir Magic, Arcane Spawn tarzı böyle bir yaratık şeklinde karşımıza çıkmıştı. Bir büyüsel varlık diyebiliriz. Ama Azeroth'un varlığından beri var olduğu söyleniyor. Çok kadim yıllara kadar dayanıyor ve nasıl da hani itemlaştırıldı da aslında tam olarak bilinmiyor. Egwin'in elinde biz ilk olarak item olarak görüyoruz bunu. Bu ara Egwin'in hikayesi de şu, kısaca söyleyeyim. Medivh'in annesi ilk dişi gardiyan, hani normalde biliyorsunuz işte insan oğlu, bizim kendi şeyimizdeki, toplumumuzdaki gibi düşünebilirsiniz, kadınlara falan şey vardı. Medivh bölümünde anlatmıştık, o Eda ile lore öğreniyorum. Evet. Medivh bölümünde o konuya değinmiştik. Egwin'in sahip olduğu silahtı. Yani biz orada silah olarak görüyoruz. Ama ondan daha öncesinde, çok çok daha öncesinde, Kadimler Savaşı'nda yine Alunet'ten bahsediliyor. Ama şöyle bahsediliyor. Maedhri, ki resmi cismi falan yok. Bayağı bir araştırdım, yayına koyarım diye. Maedhri denilen bir elf mage'i var. Night Elf mage'i var. Bu mage Kadimler Savaşı'nda bu Illidan gibi, mesela hani kimileri druidsel güçlerini kullandı ve
Kadimler Savaşı'nın denmesinin bir ama işte sebebi var. Kadimler savaştığı için Burning Legion'a karşı Kadimler Savaşı deniyor. Bir de Mage'ler savaştı. Bu Waycrest nereden çıktı? Ravencrest'in şeyin dungeon'ında görüyorduk yani, hatırlıyor musun aşkım? Kurtalos, they come for you, they do falan ha. Orada da büyücüler bir şey veriyordu. Hatta Illidan'ın geçmişini görüyorduk. Büyü yapıyordu, hatta yoldaşlarının gücünü çekiyor diye zaten çok tepki alıyordu. Maitre de o şekilde bir büyücü ve bu şekilde de aynı şekilde yani Illidan'la gibi Burning Legion'a karşı koyuyor. Ve inanılmaz bir büyük başarı gösteriyor ve kendinden söz ettirmeye başlıyor. Ancak Kadimler Savaşı bittikten sonra Malfurion Trend'e gibi Night Elf'lerin, yani o zaman işte High Elf, Elf neyse, yani ayrısı yok, Night Elf işte Blood Elf diye ayrılmıyor biliyorsun. Elfler arasında büyü yasaklanıyor. Maitre'ye tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İnzivaya çekildi deniliyor. Ve şöyle söyleyeyim. Maitre aynı zamanda da bir öğretmen gibi davranıyor burada. Yani bir yazar olarak takılıyor. Ne derler? Yol gösterici. Hani alıp seni eğitmiyor da. Bu eğitim kitapları yazan tipler vardır ya üniversitelerde. Hani onlar gibi takılıyor, anladın mı? Osman tarihi değil abi, oyunun tarihi. Velhasıl scroll'lar yazıyor aşkım. Ama scroll'lar da büyü gücüyle erişilebiliyor. Yani öyle dur Eda geliyor mesela, sen Hunter'sın değil mi? Beastmaster Hunter'sın. Kimboku gelip açıp okuyamıyorsun, anlayamıyorsun. Senin için boş bir kağıt olarak görünüyor. Yani arcane içerikli büyüsel scroll'lar yazıyor ve bırakıyor. Tabii herkes bunları arıyor, peşine düşüyor, bulmaya çalışıyor. Çünkü Alunet'in ismi biliniyor. Yani nasıl söyleyeyim, Kirin Tor da biliyor. Yani Kirin Tor yok, o zaman Trissal Glaze'in şeyi var aslında. İşte bütün büyücüler bunun peşinde düşüyor. Ancak bilinen, bizim bildiğimiz hikayede geçen Egwene. Maitre'den sonra, yani Kadimler Savaşı'ndan sonra Egwene de görünüyor. Egwene gidiyor, başarılı bir şekilde scroll'ları ele geçiriyor, scroll'ları okuyabiliyor ve Alunet'in gücüne sahip olabiliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu Maitre ve Egwene de isimlerini biz hani fıtır fıtır diye söylüyoruz ama güçleri inanılmaz derecede. Çünkü bırakın yani bu silahı kullanmak için ayrı bir güç lazım. Bir de bu silaha sahip olmak için çok ayrı bir güç lazım. Silah normalde öyle değişik karakterli bir silah ki kimsenin boyunduruğu ve kontrol altına girmekten hoşlanmıyor. Yani kimse onun kendi gücünü kullansın istemiyor. Yani ona kalsa işte böyle ortalığı dağıtacak, yıkacak, edecek. Şimdi o kadar büyük bir arken gücünden bahsediyoruz ki bu arken gücü Egwene'den önce yani daha doğrusu herkesten önce mavi ejderhaların da dikkatini çekiyor. Hayır, mavi direkt Blue Dragon Flight'ın dikkatini çekiyor. Aha. Ve hani Nexus'ta bunu elde etmek için savaş veriyor Maligos. Hatta Wrath of the Lich King'de bir muhabbeti dönecek. Nexus War diye geçiyor. Orada da muhabbeti dönüyor. Orada Vault'a kapatılacak ama daha oraya gelmeyeceğiz. Yani büyünün takip için teşekkür ediyoruz. Hoş geldin aramıza. Büyü yapabilecek herkesin ya da büyü yapabilen herkesin böyle hayalini kurduğu bir item, yani anlatabildim mi? Eye of Eternity, ki büyünün alemi burası. Maligos'un kontrolünde bir yer burası yavrum. Sallıyor yani, orayı sallıyor gücüyle. Mesela biz Maligos'un kesmeye gittiğimizde şey diyor. Lan diyor, benim alemde bana büyüm yapıyorsun falan diye dalga geçiyor. Yani bundan korkuyor falan yani Maligos. Bunu kim yapıyor peki? Bilinmiyor işte. O Azeroth'un çok kadim dönemlerine dayanıyor varoluşu. O yüzden Entity diye geçiyor. Yani mesela işte şey demiyorlar. İşte bir büyülü mouse, büyülü kılıç, büyülü çakmak demiyorlar. Entity, büyülü varlık diyorlar. Bak, korona günlerinde böyle kolonyalar trip şey yapıyor. Velhasıl. Şimdi Egwene kadar geldi. Egwene bunu silah olarak ele alalım. Mesela bak, o detayı söylemeyi unuttum. O detayı da mutlaka söyleyeyim sana. Maitre böyle bir item olarak, yani işte eline aldı asasını hölö hüy falan diye sallamıyor. Vücudunda konsüm edip, vücudunda özümseyip o şekilde sanki onunla birlikteymiş gibi bunun gücünü kullanıyordu. Egwene biraz daha böyle hani staff, asa şeklinde kullanıyor.
Ve yani Eggman üzerine pratikler yapıyor. İşte çalışmalar gerçekleştiriyor. Zaten kendisi gardiyan olmuş. Hani bekçi olmuş. Trisfall gardiyanları tarafından seçilmiş. İnanılmaz büyük gücü var. Evet, kullanıyor işte. Ol diyor, oluyor. Puf diyor, yapıyor. İttiriyor. Bir şeyler oluyor. Günü geliyor. Bu silahı ilk defa savaşta deneyecek. Tamam mı yavrucuğum? 01755. Teşekkür ederim. Güzel yorum, eyvallah. Sınav yapacağım. Evet, soracağım. Biz quiz de yapıyoruz. Quiz de Quiz yapıp yapıyoruz. puan da veriyoruz lütfen. Bu Egwene'in Sargeras'la yaptığı büyük savaşı biliyoruz. Sargeras'ın daha doğrusu avatarı Azeroth'a samonlanıyor. Egwene samonlanacağı yeri hissediyor ve karşısına çıkıyor. Karşısına çıktığında Alunet'i çekiyor. Ve işte büyük sözleri söylüyor. Tam kestedecek, sallıyor asayı. Bir şey yok. Güç yok. Sallıyor asayı, güç yok. Sallıyor asayı, güç yok. Alunet karşı koyuyor. Kullanmasına izin vermiyor. Kendisini kullanmasına izin vermiyor. Ve yani Sargeras'ın avatarı da fisik atıp paramparça etmeye başlayacakken Egwene E.T. işi çıkartıyor. E.T. işte gardiyandan gardiyana geçen bir staff, yani asa. Şu anda Khadgar'da. İşte daha önce Medivh'deydi. Falan filan. Ve işte E.T. işle o diğer asayla Sargeras'ın avatarını yeniyor. Ama işte biliyorsun mevzuları. Sargeras Egwene'in karnına şeyini, yozlaşmasını bırakıyor. Yani Bırakıyor. corruption'ını bırakıyor. Daha sonra zaten Medivh'de Egwene'den yozlaşmış olarak doğacak. Egwene hamileliğini öğrendikten sonra, hani ve kendini artık gücü de çok yüksek olduğundan, kibri de yüksek. Kirin Tor'un o artık gardiyanlık senden başkasına geçmeli, ver o gücü dediğinde yine kibirli bir şekilde cevap verip, hayır sana teslim, rahat ol, teslim etmeyeceğim diyor. Ve gidiyor Karazhan'ı bu item'la yapıyor. Elunet'i sallıyor. Gerçekliği bükerek Karazhan'ın olduğu yere kule dikiyor. Aa, bunu bilmiyordum. Evet, Karazhan bu item'la yapılıyor. Oh, Hatta Medivh doğduktan, işte Sargeras'ın yozlaşması ilerledikten sonra Sargeras'ın, hatta yani daha doğrusu Medivh'in orkları dünyaya samonladığını falan filan anlıyor. Medivh'in karşısına dikiliyor. Yine bu silah elinde ama silah bu sefer reaksiyon vermesine rağmen Medivh'i yenemiyor. Annesi, çünkü Sargeras'ın gücü var. Yani bu sefer sadece E.T.İ.Ş. değil, yani Medivh'in elinde de E.T.İ.Ş. var. O gardiyandan gardiyana geçen asa var ama sadece E.T.İ.Ş. değil. Sargeras'ın gücünün olmasından dolayı da yeniliyor ve diyor ki artık inzivaya çekileceğim ben komple. Bırakıyorum bu büyü müyü işlerini. Ben tarla falan çapan ekeceğim işte. Ne çıkarsa onu yiyeceğim diyor. Gidiyor bu silahı Dalaran'a veriyor. Dalaran da Kirin Tor'a teslim ediyor. Onlar da Nexus'a kapatacaklar. Büyük hata. Ve Maligos da Nexus savaşını başlatıyor. Bunu alabilmek için. Sadece bunu alabilmek için de değil, aynı zamanda Eye of Eternity'ye de tam hakimiyet sağlayabilmek için. Ve bu sırada Maligos işini kolaylaştırmak adına Ethereal'lar var. Ethereal'ları hatırlar mısın bilmiyorum. Bu Görkem anlatmıştı, Evet. mumya gibi sarıklı Mumya. adamlar var. Mumya gibi sarıklı adamlar aslında Kareş gezegeninde. Kareş gezegeni Old God'lar tarafından yozlaştırılıyor. Kurtarılamaz bir şekilde oluyor. Gidiyor Sargeras'ta patlatıyordu o gezegeni, hatırlıyor musun? Twisting Nether'ın tam böyle göbeğinde bulunan bir yer aslında. Bu arkadaşlara, ki liderleri Prens Bilal. Bilmiyordum. Şaka yapmıyorum. Prens Bilal. Prens Bilal'e bir vaatte bulunuyor ama ne vaatte bulunduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu silahı vaat ediyor. Nexus kazan, yani savaşını kazanmam için gel bana yardımcı ol. Ben de sana bunu vereyim diyor. Tabii biz kazanıyoruz Nexus savaşını. Durduruyoruz Maligos'u. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bu da Nexus'un Vault'unda, kasasında kapalı. Legion'e eklenti paketi geliyor bizim expansion'da. Ve Arcane Mage'lere deniyor ki böyle böyle bir olay yaşanıyor şeyde, Kaldora'da. Bu arada Nexus'un bulunduğu bölgenin adı Kaldora.
Kaldıro'da bir sıkıntı var. Bu ara Kalagoz var. Kalagoz hatırlarsın, Mavi Dragon. Evet. Maligos'tan sonra Evet. Mavi Ejderhaların başına geçiyor. Hı? Maligos. Kalagoz diyor ki git kardeş, şey var burada, bir sıkıntı var, bir araştır bakayım falan filan özetle. Sen geleceksin mi? Yok hocam, ben gelmeyeceğim. Ben sana bir tane kristal vereceğim, oradan işte Discord görüşmesi yaparız diyor. O Dragons. Aynen. Ve sen alıyorsun kristali yanına, gidiyorsun, başlıyorsun araştırmaya ve gerçekten de Etrial'lar bölgeye kuşatma yapmaya başlamışlar. Ve gerçekten de Vault'un kapılarını açmaya çalışıyorlar bu asaya ulaşabilmek için. Yani bu varlığı almak istiyorlar. İstiyorlar. Hemen durdurmamız lazım. Bölgeye 3 tane iğne atmışlar. İğne dediğimiz needle şey diye geçiyor ama hani kazık atıyorlar. Void'le çevreliyorlar. Bu ara bu Void'in gücü de Nether'dan çekiyorlar. Bu çektikleri Void enerjisiyle de Vault'un kapılarını açmayı planlıyorlar. Biz hemen Nexus'un içine giriyoruz. Bizi Nexus'ta Azuragos selamlıyor. Azuragos'un hikayesini de YouTube'da anlatmıştık arkadaşlar. Dileyen Evet. olursa ünlem YouTube, çocukları uyutup. Velhasılı kelham, devam ediyorum. Azuragos'un hikayesini anlatırken de değinmiştik. Gidiyoruz Azuragos'u Etrillardan kurtarıyoruz. Kalagoz diyor ki yardımcı ol, şu bu falan, tamam olacağız. Konuşmalar geçiyor. Azuragos bize içeride yardımcı oluyor. Yolu bulmamızı sağlıyor. İlk önce Vault'un ana kapısını deniyoruz. Başaramıyoruz çünkü orayı kapatmış. Diğer kapıya gideceğiz. Köprü vardı normalde Nexus'un içinde. O Vault'un kapısına doğru giden yerde. O köprüyü Nexus savaşı sırasında Alunet parçalamış. Azuragos Dragon formuna geçiyor. Bizi sırtında taşıyarak Vault'un kapısına götürüyor. Orada da Prens Bilal bizi karşılıyor. Oh. Evet, bu Etrillar'ın şey lider pozisyonunda Evet, olsa evet. şeyde. Ama böyle sarıklı mumya şeklinde değil. Baya bir Void yaratığı Aa. şeklinde yani. Bu Void Lordlar, Void Godlar konuşmuştuk ya, Evet. aynen aynı bir Void God formunda. Biz hemen comfort yapıyoruz yani, yüzleşiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Yüzleşiyoruz. Merhaba. Prens Bilal'i alt ediyoruz. Prens Bilal'i alt ettikten sonra Azuragos bize bu Vault'un, sandığın yani neyse işte artık kasanın kapısını açıyor. Diyor ki gir içeri, silahı al. Ama ne mümkün. Yok, içeri giriyorsun ama yani şöyle, senin dediğine geliyor yine, ne mümkün? Gidip öyle hop diye elini alıp atamıyorsun. Belli scrollları okuyup konsüm etmen gerekiyor. Kapatman gerekiyor bazı kilitleri. Gidiyorsun o kilit taşlarının başına. Büyüyü kapatıyorsun ve silahı ele geçirmiş oluyorsun. Ve Legion eklenti paketi boyunca Arcane Mage'ler bu silahı kullanıyor. Ve bu silahın kibrine maruz kalıyorlar. Baya bildiğin, az önce dediğim gibi elinde Azeroth'un en büyük gücü var. Sen gidip onunla puding mi yapıyorsun? İşte büyüyü cast ediyorsun, cast ediyorsun, işte Arcane Blast, Arcane Blast cast ediyorsun. Sonra diyor ki ulan suyumu bitirdin diyor, içtim diyor, beni şey yaptın diyor. Falan gibi sana sürekli olarak wisp atıyor alttan. Aslında çok geyi yüksek. Yani bayağı eğlenceli bir silah o anlamda. Alunet'in hikayesinin sonunda şu şekilde bağlanıyor. Sargeras kılıcını Azurete yalnız Azeroth'a sapladığında biz gidip artifak silahlarımızı orada feda ediyoruz. Yani o yaranın kapanması için. Ve oradaki şeyde ne derler, tesiste gittiğimiz var ya, Hardtop şeyde. Evet. Aynen bütün artifak silahları gibi Alunet'te konsüm ediliyor. Azuragos bir tane spirit sevgilisi vardı. Onun yanına döndü deniyor. Ben işte Nexus'un korumasını yapacağım diyor. Bir söylenti tabi, rumor bu, ne derler. Yani gerçekliği yok. Nexus'un kapılarını mühürledikten sonra Spirit sevgilisinin yanına dönüyor. Spirit Healer sevgilisi. Alunet içinse Azeroth'la yeniden bir birleşim kurdu. Hani yeniden bir birliktelik bağı kurdu. Ve tekrardan ortaya çıkması muhtemel gözüyle bakılıyor. Yani çünkü yani mesela diğer silahlar gibi değil. Atıyorum Doom Hammer. Doom Hammer evet
yani gücü yüksek bir silah. Şamanlar için çok önemli bir silah. Kral'ın silahı. Zamanında Orgrim Doomhammer kullanmış ki Doomhammer adını da zaten oradan alıyor. Ama hani varlığı yok. Kendi bireysel bilinci yok onların. Ya bunun bir varlığı var yani. Peki bunun? Frostmourne farklı bir olay. Okay. Onu da anlatırız bugün. Frostmourne farklı bir olay. Ve Serüven'i şimdilik, yani biz şu anda Battle for Azeroth Expansion'ın son patch'indeyiz. Şu ana kadar hikayesi bu şekilde. İlginç bir hikayesi var. Yani evet, çok uzun bir hikayesi yok. Bu kadar. Şöyle bakıyorum, öyle bir şey unuttum mu diye, atladım mı diye. Evet, soru da Sorularınız varsa yapmıştım. alabiliriz arkadaşlar. Sorularınız yoksa Alunet'in lore anlatımı sona erdi diyebiliriz. Senin soruların var mı? Yok, hayır, gayet sorularımı arada sordum zaten. Kadir Şöyle. varlık. Biz şimdi Sorular. gittik, silahlarımızı verdik, konuşuyor mu etti onun içindeki enerjiyi? Bütün artifact silahlarımızı konuşuyor mu etti Evet, bizde? bütün artifact silahları oraya şey oldu. Gömdük. Şimdi de netlerimiz var. Bak, hatta buraya tıkladığın zaman, bak, trades'e geliyorsun. This artifact was sacrificed to draw out the darkness from the Sword of Sargeras and stabilize Azeroth wounds. Yani gittik Legion'da kastık kastık. Magna kim? Onu ben de araştırdım. Neden Magna dönüyor diye. Ve ciddi bir bilgi bulamadım Oğuzhan. Şakam yok yani. Neden Magna dönüyor? Magna kim? Grace of Yok. Magna. Evet ben de gördüm onu. Bugün göz attığımda shit. Mailimi açtım. Egwin Magna mı? Olabilir. Bak, Egwin'in Aa, soyadı Egwin'in var. soy ismi. Kesinlikle. Egwin'in soy ismi Magna mı? Bilmiyordum. Bak, ben bilmiyordum. Redirected diyormuş. Ha, o yüzden geçmiyor. Ben baktım bu siteye, bulamadım da. Eyvallah, bak, bir şey öğrenmiş olduk. Egwin Magna. Yes aşkım. She's beautiful. Şöyle Magna Evin Magus Mediv Latince. Aa. The Guardian of Trees. Bu güzel bilgiden sonra Teşekkür arkadaşlar ederiz. şöyle yapıyoruz. Gene şu görselimizin önüne geçelim. Şöyle Nick'i vererek konuşacağım. Arkadaşlar, Megatronus Maximus arkadaşımızın bize kattığı güzel bilgiyle Magna'nın da Latince temelden Egwin olduğunu öğrendik ve Alunet The Great Staff of Magna, yani Egwin'in harika asası Sağ. Alunet'in hikayesinin sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkür Teşekkür ediyoruz ederiz. diyoruz ve şu geçişimizi veriyoruz. Bunu bilmiyordum. İlginç bir detay bu. Sen bilmiyor muydun?